Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan Ramazan hazırlıklarına devam ederken sizlere buzluğunuza atabileceğiniz misket köfteler yapacağız. Her türlü yemeğinize kullanabilirsiniz. Hemen köfteyi yoğurayım, buzluğa atacağım, poşetleyeceğim. Tüm aşamaları sizlere ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. Bugün köfteyi 1 kiloluk kıymayla hazırlayacağım. Şöyle 1 kilo yarı yağlı dana kıymayı kabımın içine koyuyorum. 1 adet yumurta. 2 tane orta boy kuru soğanı ister rendeleyin, isterseniz de benim gibi robottan çekebilirsiniz. İyice böyle ezilsin. Baharat olarak tuz, karabiber ve pul biber. Hemen hemen bir tatlı kaşığı kadar. 1,5 su bardağı ince bulgur ilave ediyorum. İnce olmasına özen gösterin. Yanıma yarım su bardağı su aldım. Birazını ekleyeyim. Yoğurdukça, gerektikçe ilave edeceğim. Şöyle bir karıştırayım önce. Şimdi artık elimle yoğuracağım. Kıvamına bakacağım. Duruma göre ara ara şu suyu da ilave edip bitireceğim. En az 5 dakika boyunca yoğurun. Yeterince yoğurdum artık. Yanıma birazcık, çok fazlasıyla bulamadan, sıvı yağını bulayarak yuvarlayacağım. Hemen tepsilerime de böyle yağlı kağıt serdim. Ama isterseniz de yağlayabilirsiniz. Şöyle küçük parçalar koparıp öncelikle elime şöyle uzunlamasını alıyorum. Büyüklüğünü, küçüklüğünü arzu ettiğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Ben çok çok büyük yapmayacağım. Tamamı bitene kadar bu şekilde devam edeceğim ben. Yuvarlak şeklini verdim. Şöyle toplamda bu kadar oldu. Şimdi buzluğa kaldıracağım. Böyle iyice köfteler dolana kadar buzlukta tutacağım. Ondan sonra buzluktan çıkarıp buzdolabı poşetine koyacağım. Böyle iyice donmadan sakın buzdolabı poşetine koymayın. 4-5 saat dinlendiriyorum. Artık iyice dondu. Böyle donmadan yapmayın. Bu sefer dağılacaktır köfteleriniz. Böyle buzluktan çıkarıp direkt pişirebilirsiniz. Şimdi şöyle buzdolabı poşetine pişireceğim kadarını koyuyorum. Ben buradan 3 poşet çıkaracağım. Kilitli poşetim kalmamış. Böyle normal poşetle yapacağım. Hiç fark etmez. Çünkü kilitli poşete gerek yok. Suyu attığınız anda zaten pişecektir. Eşit bir şekilde dağıttım. Şöyle bağlayacağım. Şöyle çok fazlasıyla uğraşmayacağım. Biraz hafif şöyle uçtan. Sıkıca bağlayayım. Dolaba kokusu sinmesin. Köftelerim hazır. Şimdi bunlarla sizlere Ramazan'da böyle bezelye yemeği ya da bir sulu köfte hazırlayıp menü hazırlamayı düşünüyorum. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Belki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.